O dedikin meseleyi Allah'ın başkanı çalıyorlar. Sayın Başkanım, Şeref verdiniz efendim. Ulan bırak bu kadar kolabra lafı ya Cihan. Ama efendim ne yazdı be efendim? Hürmetle ediniz efendim. Bana bak, bu herifler hepsi üçkağıtçıdırlar. Aman gözünü seveyim, gözlerini iyi aç. Bizim işimize, paramıza bir halel gelmez. Gel sana oradanı göster. Tabii efendim. Bak yavrum, burası senin masanın genel müdür. Geç yerine otur. Bütün geneller müdürleri zaten bir boka yaramaz, sen de yaramazsın hatta. Otur. Ve yavaş yavaş her şey emrindedir. Sağ olun efendim. Acaba bu işi yapabilecek miyim? Ulan yapamayacak ne var? Her işin başı paradır. Bizde de bok gibi para vardır. Ne zaman başınız sıkışıyorsa bize giriyorsunuz, biz size istediğiniz kadar para veriyoruz. Teşekkür ederim. İşte bu kadar. Şimdi çağır işler, adamlara emirler ver. Şimdi bok var ya bize burada, boş durma. Efendim. Telefon et bir yerlere. Sağ olun efendim. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Hadi. Alo, ben Şalvar Bak, genel müdürü. Bütün personeli odama istiyorum. Aman efendim, şeref verdiniz. Buyurun. Ha, buyurduk, buyurduk. Ne emretmiştiniz? Ya biz başka bir otomobil alalım diyoruz. Çünkü kendimizinkini başkalarına hediye falan vermişiz. Çok iyi etmişsiniz efendim. Hangisini arzu ediyorsunuz? Hangisini? Şu kaç para? 20 milyon efendim. Bu kırmızı ne kadar, öteki ne kadar? Bunu, üçünü sen en iyisi paket yap, bir yolla. Olur efendim. Affedersiniz, nereye göndereceğim? Ne? Nereye göndereceğim? Ulan ne kafası serefsin? Şavlar Banka lan, Şavlar Banka, ahmak! Anladım. Anladım. Geri gir efendim. Şavlar Banka. Damat bey, söyle bakalım işler nasıl gidiyor? Efendim, ekonomi indeksinin yükseldikçe para arzı çoğalmakta. Hı. Böyle olunca da bizim mevduat mevcudumuz daha yüksek rakamlara ulaşıyor. Hı. Ve işlerimize gayet iyi gidiyor. Bu da bastırdığımız rapor. Buyurun bakın efendim. Ulan ben böyle laflardan ne anlamışım ya? Sen bana söylüyorsunuz ki ne kadar kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz? Biz bunu bilmek istiyoruz. Efendim kar ediyoruz. Tabii ki kar ediyoruz. Üstelik Şalvar Bank en büyük banka oldu. Aferin, iyi. Allah razı olsun. Ulan sen berbat bir yerde benziyorsun ama. Fakat gene de gözüm ısırıyor. Sağ olun efendim. Çok şimdi ne demek istiyorum biliyor musunuz? Sen şimdi bir yerlere telefon et. Palavra'dan, böyle emirler ve kanını topla bir şey yap. Sekreter. Ben Şalvar Bank genel müdürüyüm. Bütün personeli hemen odama istiyorum. Herkesi. Evet. Beyler, şu Şalvar Bank denen bankanın yarattığı rezalete bakın. Evet. Neredeyse bütün müşterilerimizi kaybedeceğiz. Doğru. Yalnız Sayın Başkan, unutmamamız gereken bir şey var. Bu kadar kısa zamanda rekor sayıda müşteri sahibi oldu. Hem de milyarlarca lira para topladılar. Herkes her yerde Şalvar Bank diyor, başka hiçbir şey söylemiyor. Bu cıdışla hepimizin bankası batacak. Parayı nerede bulduysa, bankanıza yatıracağınız parayı size biz veriyoruz diye halka para dağıtıyor. Evet. Durun beyler, durun. Bunları hepimiz biliyoruz. Bu işe nasıl bir çare bulacağımızı düşünelim. Haklısınız. Evet. Bence yapılacak en iyi şey Şalvar Bank sahibi Reşit Ağa'nın parasının kaynağını öğrenmek. Peki bu işi nasıl becereceğiz? İşin içine bir kadın parmağı girerse iş kolaylaşır tabii. Doğru. Haklısınız. Çok güzel. Alo, sen kimsiniz? Şalvar Bank sahibi Reşit Bey'le mi görüşüyorum acaba? He. Ben Düşkünler Yurdu Çocuk Yuvası'ndan telefon ediyorum. Reşit Bey, burada 20 tane çocuk aç kaldı. Ne? Ne konuşuyorsun? 20 çocuk mu dediniz? Vah Sübiyanlar vah. Benim küçük bir ricam olacak. Sizin çok iyi biri olduğunuzu duydum. Bize de yardım elini uzatın ne olur. Ayıp ediyorsunuz. Tabii yardım ederim. Tabii. Adresi veriyorum. Barbaros Caddesi, numara 40, Beşiktaş. Unutmazsınız değil mi Reşit Bey? Yok. Unutmak. Unutmayayım. Ne diyorsun ya başkan?
Kim arıyor? Bana bak, Düşkünler Yurdu'ndan 20 tane çocuk arıyor. Hepsi de açmışlar. Yani böyle Afrika gibidir. Evet. Bana bak, bizde para boldur. Karar vermiş hem yarın gidip bu çocuğa yardım edeceğim. Zavallı çocuk. Hadi uyuyun. Hadi. Yahu bir saattir aklınızda yuvarlayıp gidiyorsunuz. Yani 20 tane çocuk vardı, nereye gittiler? Çocuklar gitti, ben yalnız kaldım. Ya bu çocukları nereye gönderiyorsunuz? Açtılar zavallılar ya. Bir yardım yapalım dedik kendilerine. O yardımı bana yapsanız. Oh, Allah da bana yardım yapsa. Yoksa yardım etmeyecek misiniz bana? Siz bana yardım etmeyecek misiniz? Ben ederim, ederim ama karşılığı büyük olur. Ne kadar büyük olur? Ne zaman yapayım? Ne zaman ister kadar? Bir de siz bana yardım etseniz olmaz mı? Olursa olursun canım. Şimdi bu yardımı bir dakika. Şimdi de yalnız siz bir dakikacık dışarı çıksanız da ben kendimi yardıma hazırlasam yani. Tabii. Yoksa mümkün de gelmesiniz ama çıkın. Allah'ım yarabbim yardım. Dur. Artık gelebilirsin. Gel. Geliyorum. Gel hadi. Bak. Harika. Yeter mi? Hiç yetmez mi? Çok bile. Teşekkür ederim Allah'a ısmarladık. Nereye gidiyorsunuz? Siz bana yardım edecektiniz bana yani. Öyle demiştik. Ama benim bunu hemen çocuklara götürmem lazım. Onun için gidiyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim her şey için. Güle ama. Allah Allah. Ya bu karı milletine hiç akıl sır ermiyor. Çocuk diyor vazgeçiyor. Yardım diyor ondan da vazgeçiyor. Ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim, bana kim yardım edecek şimdi?